Uçhisar kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Nevşehir Uçhisar kavşağında dönen 50 AAF 746 plakalı otomobile Ürgüp istikametinden gelen 50 UG 014 plakalı hafif ticari araç çarptı. Hafif ticari araç kaza sonrası kontrolünü kaybederek refüje çıktı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir için son hava tahminlerini güncelledi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir için son hava tahminlerini güncelledi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre önümüzdeki çarşamba gününden itibaren 3 gün boyunca sağanak yağmur görünüyor. Sıcaklıklar ise 19 dereceye kadar düşecek. Aksaray-Adana karayolu üzerinde otomobille tır çarpıştı. 2 kişi yaralandı. Aksaray-Adana karayolu üzerinde Zengen mevkiinde saat 8.30 sıralarında Kürşat S idaresindeki 27 ABK 040 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Cami E idaresindeki 34 CLJ 835 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü ve babası araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından araçta sıkışan Kürşat S ile babası Abdülkadir S kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Dünyaca ünlü oyuncu Salman Kahan film çekimleri için Kapadokya'ya geldi ve bakın kendisini kim ziyaret etti. Dünyaca ünlü Hint oyuncu Salman Kahan, Tigger 3 filminin çekimleri için Kapadokya'ya geldi. Bollywood'un en ünlü oyuncularını bir araya toplayan Tigger serisinin 3. filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek. Filmin çekimlerinin bir kısmının Kapadokya'da yapılacağı ise ilgiyi arttırdı. Vali İnci Sezer Becel çekimleri Kapadokya bölgesinde yapılan ve başrolünde Bollywood'un en önemli aktörlerinden Salman Kahan'ın olduğu Tigger 3 filminin setini ziyaret ederek filmin yapımcısı ve oyuncuları ile görüştü. Orada bir köy var ve o köy Nevşehir'in Boğaz Köyü. Orada bir köy var ve o köy Nevşehir'in Boğaz Köyü. Boğaz Köyü Nevşehir ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köy 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Nevşehir il merkezine uzaklığı ise 10 kilometredir. Nevşehir'in en kalabalık köylerinden olan köyün nüfusu 2020 yılında 1242 olarak belirlenmiştir. Köyün Nevşehir organize sanayiye yakınlığı ile köylüler sanayide iş gücüne büyük katkı sağlamaktadır. 2003 yılında Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde özel organize sanayi bölgesi olarak kurulan sanayi bölgesi, daha sonra 2012 yılında çıkan kanun ile ıslah süreci çalışmalarına başlamış ve 2014 yılında Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesi olarak isim değişikliğine gidilmiştir. Islah şartları kapsamında yine Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde oluşturulan müteşebbis heyet tarafından imar planı tadilatı, çevre duvarı, İş yerlerine ait eksik izin ve ruhsatlar ve atık su arıtma tesisi çalışmaları tamamlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi olarak tescil edilmiştir. Köylüler geçimini çoğunlukla tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Ancak köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olsa da köyün sanayi ve merkeze yakınlığından dolayı kazançlarının bir kısmı esnaflığa da dayalıdır. Köyde bir adet sağlık ocağı bulunmaktadır. Onu da Nevşehir'in en genç muhtarlarından olan merkeze bağlı Boğazköy muhtarı İbrahim Taşdemir, merhum dedesi Hacı Derviş Taşdemir adına 2020 yılında yaptırmıştır. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Boğazköy ve Karacaören Köyü sınırları içerisinde kalan alanın sanayi alanı imar planı, yeni yatırım, istihdam ve fabrika alanları oluşturulması amaçlı planlama çalışması için onaylandığı müjdesini verdi. Bu yıl 34.sü gerçekleştirilen Ahilik Haftası coşkuyla kutlanıyor.
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl 34.sü gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları 13 Eylül 2021 Pazartesi günü Kırşehir Kalesi'nden yapılan top atışı ve ardından Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Sonrasında Ahi İvran'ı Veli Külliyesi'ne türbe ziyareti yapılarak dualar edildi. Açılış programı öncesinde Ahi Külliyesi'nden başlayarak Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde son bulan geleneksel kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bakanlık ve İl Protokolü, esnaf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esnaf temsilcilerinin mesleklerini simgeleyen flamaları ve vatandaşların Türk bayrakları ile yürüdüğü kortej renkli görüntülere sahne oldu. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve İl Protokolü tarafından Kültür Merkezi'nde açılış programına geçilmeden sırasıyla Açık Cezaevi ve Denetimlik Serbestlik Sergileri, Aile Yaşam Merkezi Bozkurun Erenleri Resim Sergisi, Ahilik Eserleri, Fotoğraf Sergisi ve Türk Soy Ressamlar Sergilerinin açılış programı gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Cacabey Meydanı'nda Ahiler Çarşısı, Masal Çadırı, Çocuk Oyun Parkı ve Ahiler Sağlık Çadırı'nın açılışları gerçekleştirildi. Bugün Nevşehir'de toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Anadolu Retevi olarak il genelinde vefat edenlerin haberine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Herikli Mahallesi'nden Rıza Kafalıoğlu, Mehmet Kafalı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Rıza Kafalı'nın cenazesi öğlen namazını mütakiben Kaldırım Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Acıgöl ilçesi İnallı Köyü halkından Mustafa Yılmaz eşi Meryem Yılmaz, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Meryem Yılmaz'ın cenazesi İnallı Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Nevşehir Kavak kasabası halkından Suat Uyanık, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Suat Uyanık'ın cenazesi bugün gün içerisinde kılınan namazın ardından Kavak kasabasında toprağa verilecek. Nevşehir Ürgüp ilçesi Boyalı Köyü halkından Ahmet Gündüz, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Ahmet Gündüz'ün cenazesi bugün gün içerisinde kılınan namazın ardından Boyalı Köyü'nde toprağa verilecek. Nevşehir Ürgüp ilçesi Evka Mahallesi halkından Yeşeroğlu Dursun Ali Balıkçı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Dursun Ali Balıkçı'nın cenazesi bugün gün içerisinde kılınan namazın ardından Ürgüp'te toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhumelere ve merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Melikgazi Belediyesi araç kapasitesini genişleterek ihtiyaç ve taleplere hızlı çözüm üretmek için 10 adet araç satın aldı. Melikgazi Belediyesi araç kapasitesini genişleterek ihtiyaç ve taleplere hızlı çözüm üretmek için 10 adet araç satın aldı. 2021 yılı 8 aylık döneminde toplamda 20 adet araç ve iş makinesi alınarak hizmete sunulmuş oldu. Melikgazi ilçesine daha seri ve nitelikli hizmet etmek için alınan araçları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Evet, Melikgazi Belediyesi olarak belediyemizin altyapısını güçlendirmek üzere sürekli çalışıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz sene birçok iş makinasını, alet edevatı aracı belediyemize kazandırmıştık. Toplam 40'ı geçiyordu. Bu anda da şu anda yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerinde 20'yi geçkin araç aldık ve bu araçlarla da hizmet kalitemizi yükseltiyoruz. Şu gördüğümüz iki araç otomatik vites süpürge aracımız, sokakları, caddeleri süpüreceğimiz çok nitelikli, oldukça pahalı, güzel araçlar. Dolayısıyla Melikgazi'nin caddesinin sokağı daha temiz hale gelecek. Bu araç en pahalı aracımız. Bu da yeraltı konteynerleri taşıyan vinç vazifesi görüyor. Aynı zamanda da çöpleri toplamada kullanılıyor. Her ikisini birden yapıyor. Elektrikli tamirat, tadilat işlerimizi yapacak. İçerisi bütün alet edevatla tefriş edilmiş aracımız. Dolayısıyla bir arıza olduğunda, elektrikle ilgili arıza olduğunda arkadaşlarımız hızlı bir şekilde müdahale edip tamir tadilatı bu araçla yapıyorlar. Aynı şekilde yandaki aracımız da yine araçlarımız bozulduğunda, yolda kaldığında, iş makinesi olsun, diğerleri olsun, yine içerisinde birçok alet edevatla birlikte müdahale edecek tamir aracımız. Bu araçların tamamı arazideki çalışan araçlarımıza destek verecek
ilave tamir tadilat işlerinde yardımcı olacak araçlarımız. Aynı zamanda da gerçekten çok muazzam çim kesmede büyük makineler almıştık. Bunların Grillo ismi verilen ve en güçlüsü, en büyüğü, o da teslim oldu. Onunla da inşallah çalışmalarımız devam edecek. Loader'ımız, GCB'miz, kepçemiz, aynı zamanda da küçük araçları taşımada inşallah kullandığımız bizim atölyede yapılmış yükleme aracımız. Ve bundan sonra da geceleri biraz daha dikkati inşallah sağlamak üzere güneş enerjili uyarı levhalarımızı da Melikgazi'de görmeye başlayacaksınız. Ben ekip arkadaşlarıma, başta Mustafa Bey olmak üzere, Başkan Yardımcı Gökhan Bey, diğer arkadaşlar teşekkür ediyorum. Melikgazi'de daha iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz hep birlikte mesai arkadaşlarımla el ele verdik, çalışıyoruz. Çok profesyonel, güzel, referans bir belediye olmanın getirdiği yük omuzlarımızda, bunun bilincinde gayet güzel işleri yapmayı istiyoruz. Vatandaşlarımıza, sizlere en iyi hizmeti sunmanın mücadelesindeyiz. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Bu araçlarımızı ekip arkadaşlarım en iyi şekilde kullanıp sizlere güzel hizmetler versin diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Belediyespor kendi evinde Diyarbakır temsilcisi Ahmet sportif faaliyetlerini ağırladı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Kırşehir Belediyespor kendi evinde Diyarbakır temsilcisi Ahmet sportif faaliyetlerini ağırladı. Karşılaşma öncesi hafta içinde vefat eden Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ve Kayserispor eski başkanı Recep Mamur için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kırşehir Belediyespor ligin ilk haftasında Pazarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederken Ahmet sportif faaliyetleri ise kendi sahasında Uşakspor'u 3-1 mağlup ederek sezona başladı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken Kırşehir Belediyespor 74. dakikada Hasan Kaşıkara'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Çıktığı iki maçı da kazanarak 6 puanla grubunda zirveyi ele geçiren Kırşehir Belediyespor, sonraki maçını Zonguldak Kömürspor ile Kırşehir Ahi Stadında oynayacak. Maç 26 Eylül Pazar günü 15.30'da başlayacak. Gerçekleşen karşılaşmanın ardından Kırşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Hakkı Hocaoğlu açıklamalarda bulundu. Bir zaman oldu. Bizler de özlemişiz seyircimizi. Onların da desteğiyle son dakikalarda da olsa kazanma güzel bir duygu. İnşallah bundan sonraki maçlarda da sürecimizi, hatalarımızı gidererekten daha iyi bir seviyeye çekeceğiz. Taraftarımızla, şehrimizle, bize inananlarla bu yola çok şekilde, yani istekli ve arzulu şekilde yürümeye devam edeceğiz. Kırşehir Belediyespor As Başkanı Çağatay Han Torun yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şimdi tabii geçen hafta iyi bir başlangıç yaptık ama bazı kesim de Pazarspor'un çok iyi bir kadrosu olmadığından bahisle bunun bir ölçü olamayacağını söyleyerek takımımızın galibiyetini küçümseyen açıklamalarda bulundular. Bugün oynadığımız Ahmet takımı yaklaşık 3-4 katımız bütçesiyle kurulmuş. Playoff'un en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen ve bu yolda bizim rakibimiz olan bir takım. Oynanan oyunu herkes seyretti. Yani sahada rakibini ezen, boğan, pozisyon kovalayan bir Kırşehirspor vardı. Sizin de dediğiniz gibi 5-6 tane pozisyona bulduk ama önemli olan bunlar da birini değerlendirip gol yemeden maçı galip bitirmekti. Bizleri son nefesine kadar destekleyen, yönetimimizin yanında olan, takımımızı destekleyen herkese buradan sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Var olsun. Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut ise şu açıklamalarda bulundu. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sezonun daha başındayız, ikinci haftasındayız. Biz yolumuza rehavete kapılmadan emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah ve sonunda başarılı olacağız. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. ...14 Eylül Salı, Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez,
En düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 27. Acıgöl, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 27. Avanos, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 30. Derinkuyu, en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 28. Gülşehir, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 30. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 27. Kozaklı, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 29. Ürgüp, en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 29. Eylül Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Gül ve Öncül Eczanesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi, Derinkuyu Feralan Eczanesi. Gülşehir Huzur Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Atan Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 13 Eylül Pazartesi, döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 484 lira, gram altın satış 488 lira, çeyrek altın alış 775 lira, çeyrek altın satış 785 lira. Euro alış 9.94, Euro satış 9.98, Dolar alış 8.43, Dolar satış 8.45. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.